Dünyanın devranı demi bozuldu. Ne söylesek şare etmiyor beyim. Yediğimiz içtiğimiz hormonlu, ondandır hastalık bitmiyor beyim. Ne oğlan akıllı ne kız töreli, dizilere akıl fikir vereli. İnternet evlere girdi gireli, eşler birbiriyle yatmıyor beyim. Tohumlar değişti, sebzeler sera. Sünü gübre attık biz tarlalara. Fabrika tavukları çıktıktan sonra horozlar kümeste ötmüyor beyim. Ötmüyor beyim. Mağazalar çeşit çeşit dolunca almak zor mu banka kartı olunca? Ay sonunda ekşi sırası gelince evde döküş kavga bitmiyor beyim. Kontur aşkıyla dört taraf doldu, arayıp acemi kazları yoldu. Koyunlar koçlardan zampara oldu, daha aklım fikrim yetmiyor beyim. Şimdi onlar teklif ediyor. Poyrazoğlu der ki çıktı çok illet, yerden göğe kalktı Leyli muhabbet. Kadınlara maaş bağladı devlet, dullar da kocaya gitmiyor beyim. Dullar da kocaya gitmiyor beyim. Bizim mahallede 50 tane var. Gelinler tamam. Bazı ölümlere çok aklım şaşar. Kimi yaptırdığı binadan ölür. Kimine acemi bir hekim düşer, ya narkozdan ya da ineden ölür. Zenginin ölümü man hevesinden, yoksulun ölümü dert çekmesinden. Kalp doktoru gider kalp sektesinden, hiç kır görmeyenler geneden ölür. Poyrazoğlu sözü söyler derinden, arifler ayırır biri birinden. Beyaz et yiyenler kuş gribinden, hiç et yemeyenler deli danadan ölür. Bunların hepsini de gördüm, onun için yazdım. Şimdi bu 3 gün önce Süper TV'de bir eser okumuştum, onu hararetle istiyorlar. Çünkü zamana da kulağa da saygımız vardır. Bizim en kısa programımız 3 gün sürer. Sizleri de bıktırmadan bu istek türküyü söyleyeyim, ondan sonra bir atışmaya geçelim, değil mi? Evet. Şimdi ben lisedeyken, hani bu lisede okumuştum. O zamanın aşkları değişikti. Her dişe ne kadar subay kızı gelse, polis gelse, kısacası yabancı gelse, yanlış anlaşılmasın, Erciş kızları da dışarı çıkmıyor ya. Bütün Erciş'ler onlara aşık olurdu. Bir kıza hepsi aşık olurdu. Açıktılar ya. Halbuki Erciş kızları daha güzeldi. Bizim gözümüz yumuktu. Vallahi ya, aynen öyle. Her görmüyorduk da, görmediğimiz için bize onlar güzel geliyordu. Ben de lisede, sayın vekilim, bir kıza aşık oldum, bu da binbaşının kızı, ama benden başkaları da aşık olmuş. Zavallı her teneffüste cebinde 50 tane şey çıkarırdı. Mektup. Bizi Ahmet Yılmaz'ı tanıyan vardır, Galen'in Ahmet derdiler ki harbiyeden kovulmuş. Bilenler var, bizim öğretmenimiz de, ama çok korkardık. Harbiyeden geldiği için askeri bir terbiye vardı onda, öyle. Bizi çağırdı sırayla. Güzel bir dayak attı. Bu mektubu kim koymuş bu kızın cebine? Vurdu vurdu, biz bir şey demedik. Affedersiniz, dedi ki çok özür dilerim, burada eğer bu programı Erdiş ağzıyla söylemesek tadı olmaz.
Dedi ki ulan sizin dedi ağzınıza bunu ile yaparım dedi. Bir daha böyle bir şey olursa. Deyince çelep bağlar var mı burada? Çelep bağlar nerede? Bir tane büyük Mürsel'i tamam Mürsel yeğenimiz. Efendim Bilal Büyüktepe vardı. O da bizim başkanımız bizden ya büyüktü. Bilo'yu da iyice dövdü. Şimdi geldik sınıfa. Ya bu huni nedir? Sizin ağzınıza bunuyla yaparım diyor ya biz de anlamıyoruz. Gittik bir Jale diye bir kız vardı. Polisin kızı. Ya dedi ki Jale bu huni nedir? Çizdi. Ulan dedi hani ispirto dolduruyorlar ya. Gaz yağı dolduruyorlar. Resmini de gösterince Bilo dedi ki ona kovuk. Ona kovukmuş meğer. Bak öyle bir şeyle dedi ki de hiç zayi olmasın. Yere tökülmez. Şimdi tabii bunları yaşatmak lazım. Biz bu eski kelimeler de unutulmuş. Ben farkındayım. Onun için burayı boş bırakmayacağız. Değil mi? Böyle yanık yanık söylüyorum kahvede. Yine bir öğreneli de altında oturmuş Ahmet Çiçek. Ona da selam gönderin. Sigarayı yaktı ben turnaları okuyorum. Aşık dedi. Evin barkın veren bir taz olmasın. Öyle tezehlikime ateş saldı. Ne kadar güzel cümle değil mi? Tezehlikime. Çok güzel. Neyse ben de o zaman ben de bu kıza aşık olmuşum. Geceleri yatamıyorum. Abi Mehmet Buyruz'un da kusura bakmasın. O dönem o da olmuştu başkasına tabii. Onun da vardı bir sıkıntısı. Burada aşık olmayan var mı? Aşık olmayan zaten adam değil. Değil mi? Çobanından başbakana kadar herkes şairdi zaten. Efendim bir şey çekti gitti o bir komutan kızı. Ben de burada bir Erciş'te kaldım. Yıllar geçti. Geçen sene Tarsus'ta bir aşıklar bayramı var. Efendim Çağlayan şelalesinin üstünde böyle baktım ki karşıda üç kişi oturmuş yan yana. Valla yanda oturan ben ismini vermeyeyim benim yıllar önce aşık olduğum o kız. Meğer afişlere asılmış benim de resmim var. Duymuş kocasını almış gelmişler. Ben baktım saçında bir iki tane ağ var ama hiç değişmemiş. Ulan ocağın bakmasın. Şimdi karşımda oturuyor. O bana baktı, ben ona baktım. İkimiz birbirimizi tanıdık ama yanında bir kocası var. Allah kur başına göstermesin. Dört oda, iki salon mutfağı da içinde olur. O kadar kalın bir herif. Böyle şişko pipoyu da yakıyor. Havayı ayağı üstüne atmış. İşaret ediyor ki benim kocam yani bu kocam. Ulan. Ben orada bir türkü söyledim. Dediler ki o sene de işte her sene bir yılın aşığını seçiyorlar. O sene de beni bizi seçtiler yılın aşığı olarak. Afişlere asılmış ki yılın ozanı Poyrazoğlu. Benim hakkım üç türkü var. Neye iftihar duyarız bizler biliyor musunuz? Böyle programlarda o gönder çekilir ya havaya. Van, Van bizim ilimiz ama ben genelde Erciş yazdırıyorum. Seviyoruz Van bizim ilimiz. Erciş demesek patlarız. Evet. Neden? Erciş'ten var. Bak hele işe bak. Ben İstanbul'da program yapıyordum. Bir kişi göründe bastona dayanmış hüngür hüngür ağlıyordu biliyor musunuz? Nasıl ağlıyor? Ne türküler istiyor? Bir de gelin baş bağlama havası istiyor benden. Yağlı yağlayın duvarda nasıl çelep ağlar bunu güzel söyler. Dedim ki emi sen nerelisin? Dedi sen indikten sonra sana söylerim. Meğer kimmiş biliyor musunuz? Yıllar önce Erciş'ten göç eden Ermenilerden birisi. Bakın Erciş'te yetişen bir Ermeni Erciş türkülerinin hasretiyle orada dinliyordu. Ben Erciş'i senden fazla özledim diye bir türkü yapmıştım. Neyse biz geçelim türkümüze. Bakalım ne söyledik söyleyeyim mi?